Aslım Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Mümtaz Bey acil görüşmek istiyor. Mümtaz Bey mi? Tabii. Hemen geliyorum. Anladılar kesin. Ya ben şimdi ne yapacağım? Hani anlamazlardı ya, dakikasında anladılar. İnanamıyorum ya. Bir sakin olur musun? Ya ne demek sakin ol? Mümtaz Bey beni odasına çağırmış. Halimi hatırımı sormak için çağırmadı herhalde. Ama seninle karşılaştığım dakikadan beri hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor zaten. Ne yapacağım? Gideceğim mecbur. Ama anlamalıydım. Bendeki bu şansla bu işin olmayacağını bilmeliydim. E hadi yürü. Beni tek başıma göndermeyeceksin herhalde. Gerçekten gelmeyecek misin? Aslım ben gelemem. Ne yani? Tam da şu anda beni yalnız mı bırakacaksın? Ben de ne bekliyordum ki zaten? Sana güvenmiş olmam hata. Neyi anlatman lazım Hediye? Abime bir şey anlatmam lazım diyordun. Aman Yaşar! Ay sen niye öyle yeni mi çıktı bu adet, sessiz sessiz bir geliyorsun? İnsan bir destur der canım. Konuşuyoruz burada, o misal diye dedi. Hem bana bak, sen Naci Beylere uğradın mı? Bahçelerine kedimi dadanmış, çiçeklerimi solmuş, adam bir şeyler diyordu. Git bir bak. Ama Hediye sanki bir şey diyecekti. Allah Allah, aması maması yok Yaşar. Ya iki kadın dedikodu yapıyorduk, yakalandık. Utandırma canım insanı. Hadi benim aslan kocam, hadi benim kaplan kocam. Ha çıkarken bak. Çöpü de çıkarırsın. Milletin arkasından dedikodu yapıp günaha girmeyin. Ay sen çok biliyorsun Yaşar Bey. İnsanın senin diline düşürmesin Rabbim. Hadi yürü hadi. Çok şükür. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun böyle? Gözüne baka baka yalan söyledim. Yok abla. Bu böyle olmayacak. Benim her şeyi anlatmam lazım. Bu sırla daha fazla yaşayamayacağım. Dur Hediye dur. Hayır olmaz. Yahu bunca zaman tutmuşsun içinde bu sırrı zaten. Ama daha fazla tutamıyorum işte, anlamıyor musun abla? Ya yüreğime böyle taş gibi oturdu sanki. Her gece kabus görüyorum. Kızımı, abimi kandırdığımı düşündükçe. Yahu kahredip durma kendini. Hayır bunca yıl sonra zaten bütün bunları ortaya dökmen ne işe yarayacak? Ben dökmesem Cengiz dökecek ama ortaya her şeyi. Bana bak, sen o Cengiz'i hiç düşünme. Yahu sen yıllardır bunun borcunu harcını kapatmıyor musun? Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmiyor hiç o. Ayrıca da hele bir çıksın gelsin. Hele bir ağzını açıp da bir şey desin. Oklavanın gücünü gösteririm ona. Abla. Ha şöyle kızım be. Azıcık gül be. Kimse yoksa ben varım senin yanında. Hadi bir silkelen, bir at üstünden şunları. Heh. Abi, abi vallahi yanlış anladınız abi. Abi! 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 Abi yapma, abi! Tamam lan tamam, abi. Çekil. Abi. Şşş! Nerede lan param? Ben sana 3 gün mühlet demedim mi? Dursun abi. Vallahi billahi ödeyeceğim abi. Borcum borcu ödeyeceğim abi. Tamam lan tamam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ödeyeceğim diye kaç ay oldu? Hala mekana gelip kumar mı oynuyorsun? Çolsuz herif. Abi müsaade et, 2 elde oynayayım. Vallahi billahi ödeyeceğim abi. Tamam lan. Kağıt çalarak mı ödeyeceksin lan? Sen milleti keriz mi sanıyorsun? Mekanımda hile yaptırdığı dedirtir miyim ben? Yok abi. Abi ne hilesi? Vallahi billahi öyle bir şey yok. Ütüyordum abi. Çamura yattılar vallahi billahi. Bana bak.
Git nereden buluyorsan bul getir parayı. Akşama kadar getirmezsen seni doğduğuna pişman ederim. Yapma Dursun abi. Ben o kadar parayı akşama kadar nasıl bulayım abi? Benim etim ne budum ne? Birkaç gün daha müsaade etsen olmaz mı acaba? Bugün dedi ulan. Yoksa bu dünyada gördüğün en son şey kafana sıkacağım mermi olur. Merhaba. Mümtaz Bey görüşmek istemişti. Aslında değil mi? İçeride bekliyor, geçebilirsin. Beni çağırmışsınız. Gel bakayım şöyle. Öğrenci işlerine gidip kaydını yaptırmışsın. Ben onay verdiğimi hatırlamıyorum. Mümtaz Bey, lütfen açıklamama izin verin. Gerçekten düşündüğünüz gibi değil. Nasıl düşündüğüm gibi değil? Bu yaptığın resmen suç. Ve suç işleyenlerin başına ne geldiğini öğrenmek için illa da hukuk profesörü olmana gerek yok, öyle değil mi? Ne yazık ki adli makamları bilgilendirmek zorundayım. Mümtaz Bey, yalvarırım. Benim amacım sadece okumaktı. Bu okula gelebilmek için çok çalıştım, çok çabaladım. Ya hatalıyım, biliyorum. Ama inanın kötü bir niyetim yoktu. Şimdi ne olur beni polise vermeyin. Ya annem kahrolur. Üzgünüm. Ama bu tip konularda taviz veren biri hiç olmadım. Ama sana bir şans daha verebilirim. Bu işi tek başına yapmış olamazsın. Muhakkak içeriden biri, yol yordan bilen, okulun işleyişinden haberdar olan biri sana yardım etmiş olmalı. Ben istersem bunu kolaylıkla bulabilirim. Ama eğer sen itiraf edersen, o zaman adli makamlara başvurmaya gerek kalmayabilir. Seni dinliyorum. Sana kim yardım etti? Ben her şeyi tek başıma yaptım. Kimse yardım etmedi. Sakın bana yalan söyleyeyim deme. Söylemiyorum. Kimseden yardım almadım. Ne yazık ki polisi aramak zorundayım. Evet. Bu son şansın. Hadi bakalım. Benim tek derdim okumaktı. Her şeyi okumak için yaptım. Ya okursam, iyi bir iş sahibi olursam anneme bir faydam dokunur dedim. Ya ben tüm yıl boyunca bu okulun hayaliyle yaşadım. Şimdi bu kadar kıyısına gelmişken, bu kadar yakındayken... Rahat bırak. Bu işin içinde senin parmağın olduğunu biliyordum. O zaman o kaydı yapmak zorunda olduğunu da biliyorsundur. Aa, neymiş o? Çünkü senin zorun benimle. Kızın bir suçu yok. Kaydını benim yüzümden yapamadı. Ben de kaydını yaptım.
Ben... Haberi bile yok. Bırak gitsin. Üzgünüm Ozan. Yapamam. Daha doğrusu yapmam. Yapacaksın. Beni buna mecbur edecek hiçbir sebep yok Ozan. Kızın kaydını yaptıramamasının tek sebebi sensin. Evraklarının kaybolmasına sen neden olmuşsun. Kayıt zamanını kaçırmasına sen sebep olmuşsun. Ben sadece işimi yapıyorum oğlum. Ben sana yap diyorsam yapacaksın. Kaydın yapılmayacak. Ve seni polise vermediğim için çok şanslısın. Şimdi çık dışarı. Kaydın yapılmayacak. Kaydın yapılmayacak. Ne biçim bir adamsın be sen? Selin'le çarpıştığım güne lanet olsun. Başıma ne geldiyse hepsi senin yüzünden. Rahat bırak artık beni, anladın mı? Düş yakamdan. Nefret ediyorum senden. Hayatımda hiç kimseden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum. Vallahi güzel okul. Gadasını aldım, yuvadan uçacaksın ha? Ya baba, 3 yaşındaki çocukmuşum gibi davranma. Ya benim ciğerimin köşesi yuvasından, memleketinden ayrı kalacak ilk defa. Üzülmeyek mi? Baba, Adana değil burası. Hadi yolunuz açık olsun. Yangından mal mı kaçırıyorsun oğlum? Kaç ay göremeyeceğiz seni. Şöyle doya doya kucaklaşmayak mı? Bak, burası yabancı memleket. Öyle herkesi kendin gibi bilip ahbaplık etme. Önce bir tart bakalım. Ailesi nasıl? Huyu suyu düzgün mü? Kitle serseriyle arkadaşlık edersen vallahi hakkımı helal etme. Tamam baba.
Oğlan erzaklarını tuttuğumuz eve koydurdun değil mi? Koydurdum ağam. İşçi köfteyi buzluğa, sarmayı böreğe dolaba, salça grubunu neyde mutfak dolaplarına koydurdum. Güneş kolye yedi. Anan dışarıda yemesin dedi. Hasta olur dedi. Anam şimdi hepsine basmıştır acı. Asıl onları yersem hasta olurum. Acısız yemek mi olur oğlum? Gören de seni bu nasıl Adanalı diyecek. Allah karşına acıyı seven bir kız çıkarsın da görürüm seni. Vallahi annen acıyı sevmeseydi olmazdım onu. Adanalıyık oğlum biz. Şöyle bir kız koluna takıp gelme. Vallahi hakkımı helal etmem ha. Tamam baba. Sen merak etme. Kötü şeyler yemiyorum. Kötü insanlarla arkadaş olmuyorum. Ve de derslerime çok çalışacağım. Aklınız bende kalmasın. Tamam eşek sıpası, tamam hadi yürü git okuluna. Hakkını helal et baba. Helal olsun Aslanoğlu. Pantolonum odası 1994'te kalmadı mı abi? Bu sene ortam fena bozmuş kızım. Yavaş. Pardon. Görmedim. Gözlük takmayı denesen. Köpüşüm. Gel bakalım, gel. Gel. Gel bakalım. Ağam. Abi, kulağımı patlatıyordun ya. Git konuş bence ağam. Abi sen hala gitmedin mi? Vallahi Adnan ağamın seni bir başına bırakmaya gönlü el vermedi. Alışana kadar git yanında kal Seyfo dedi. Of baba ya. Baba gönlü ağam işte. El vermedi. Abi bak. Bana ağam deyip durma. Tamam mı? Tamam demem ağam. Zaten zor durumdayım. Millete baksana. Kimse ne sana ne de bana benziyor burada. Ama senin kız öyle değil değil mi ağam? Yani bu etraftaki zibidilere benzemiyor. Helal sütlenmiş ya. Belli belli. Kimden bahsediyorsun sen? Anlamadım. Sabahtan beri içini çeke çeke baktığın kızı diyorum ağam. Ha. Yok canım. Ben ona bakmıyordum. Ben kampüste ne kadar köpek var onlara bakıyordum. He. Köpeğe bakıyorsunuz.
Geçsene. Gel oğlum. Dün dönmeyeceğim demiştin ama. Dönmeyeceğim zaten. Ama bir şey konuşmam gerekiyor. Konuşalım. Konuşalım oğlum, geç. Bir kız var. Yok, öyle değil. Arkadaşım bile değil. Sadece benim yüzümden sıkıntıya girmiş birisi. Ya dünkü olaylar vardı ya, okuldaki patlama, motor falan. Neyse, şimdilik senin bilmen gereken kısım şu. Bu kız bizim okulu kazanmış. Hem de tam burslu kazanmış. Ama kaydını benim yüzümden yaptıramadı. Okulda da okumayı hak ediyor. Benim ne yapıp ne edip o kızın kaydının yapılmasını sağlamam lazım. Hoş geldin Mümtaz. Hoş bulduk. Ozan'ın bizden bir ricası var. Bir kızcağız varmış. Kaydını yaptıramamış. Sen nereden biliyorsun? Ozan sana bütün olanları anlatmadı galiba. Hoşuna gidiyor değil mi? Zevk alıyorsun insanların acı çekmesinden. Ozancığım, yaptığın kabul edilebilir bir şey mi? Ha? Ya kızla birlikte öğrenci işlerine girmişsiniz. İllegal bir şekilde kaydını yapmaya kalkışmışsın. Çalışanlara karşı ne duruma düştüğümü görmüyor musun? Ya hayatım, bütün bu olanlardan sonra bu kızın kaydını nasıl yaparım ben? Ozan, ne demek oluyor bütün bunlar? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Aklından ne geçiyordu? Resmen suç işlemişsin. Genç bir kızın hayatı söz konusuydu. Sen ne vicdansız adamsın ya? Sırf benden öce alabilmek için masum bir kızın hayatını karartıyorsun. Ozan. Jülide. Hayatım. Bak biliyorsun. Elimden gelse onun kendini bu kadar yıkalamasına asla müsaade etmem. Ama ben de işimi yapmak zorundayım hayatım. Annemin yüzüne nasıl bakacağım? Oo, üniversitemizde gelmiş. Ailemizin medarı iftarı. Keşke Eylül'de seninle birlikte kazansaydı üniversiteyi. Çalışmak zorunda kalmasaydı. Ne güzel beraber gidip gelirdiniz. Hocam, seçmeli de sizin dersi alacağım. Devam zorunluluğu falan olmaz değil mi? Hayır, yani devamlı gelemeyebilirim de. Kızım, burası hobi evi mi, pilates stüdyosu mu? Gelmeyeceksen alma dersini. Hocam, peynirli tostunuz.
Her zamanki gibi salçasını ısırdım. Çok sağ ol kızım. Sana zahmet oldu. Şişt, baksana. Ozan'ı buldunuz mu? Kızım sana söylüyorum. Sağır mı oldun? Bulduk. Yandın mı ağam? Hangi bölümde acaba? Aa. Sen yanmışsın ağam. Hem de ne yanmışsın. Ha tamam abi ya, ben iyiyim. Sıkıntı yok yani. Neyse sen şu ceketini bir çıkar. Ben hemen bir kuru temizlemeye götürüyorum. Bir saate gelirim. Ağam. Dur. Hanımım oralar soğuk olur. Ceketsiz dolaşmasın dediydim. Al. Of anne. 500 kilometre öteden adam yönetiyorsun ya. Yönetir hanımım, yönetir. Vallahi var ya, çok şekil oldum ya. Süper. Tamam abi, sen git. Ben de şu işleri halledeyim. Sonra kafede görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Thank you.